talihsiz yarışmacıdır. Başlarına neler geldi Cansu Hanım, gördünüz mü? Evet, maalesef. Sizin mi gözünüzdeydi yoksa? Yok, sanmıyorum. Sanmıyorum. Ben de sanmam. Biraz kendinizi anlatır mısınız? Bahsedeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şehir ve bölge planlama okuyorum. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıfım. O maşallah, hı-hı, çok güzel. Şu anda online olduğu için birazcık okulumu özleyerek evde devam ediyorum. Kolay gelsin. Yan flütle uğraşıyorum. Kitap okumayı ve kelime oyununu izlemeyi seviyorum diyeyim. Çok teşekkür ederiz. Kendinizi deniyorsunuz. Sık evet, sık. Deniyorum. Ailece yarışıyoruz. Korktuğunuz sorular var mı? İnşallah o taraftan gelmez dediğiniz. Yani belirgin bir şey yok aslında aklımda. Şimdiye kadar peki seçme şansı verseydik hangi sorularla yarışmak isterdiniz? Büşra Hanım'ın soruları mı, Hande Hanım'ın soruları mı, Umut Bey'inkiler mi, Bahar Umut Bey'inkileri sevdim. Ama bazıları yine çıkıntılık yapıyordu. Bakalım. Dur İnşallah bakalım. Benimkileri de severim. 14 tanesi. Bir araya gelmiş, sizin için hazır bir şekilde bekliyor. İlki de şöyle bir şey. Başlıca temel niteliğinde olan esasi. Ki, ana gibi. Matematikte de kullanılır mesela sayıları niteler. Temel niteliğinde basit olan sayıları. Bir saniye, basit diyeceğim. Basit demeyin. Doğal. Doğal da demeyin. Bence bir harf alın. Harf alayım bir Aldık tane. Aldık bir harf. Esasi. Esas diyeceğim. Hayır. Bir saniye. Asıl sayı. Asıl sayılar mıydı onlar? Asal. Pardon. Asaldı onlar. Yerleşti yerine. Dört tamam. Harflidir. Tek kelimeden oluşur. Şöyle sorulur. Gelsin bakalım. Gelsin. Toprak altına saklanmış para veya değerli şeyler. Gömü. Define. Gömü. 400 puanla. Sokak jargonuna dalıyoruz. Buyurun bakalım. Sokak jargonunda çek git. Defol. Kaybol, dikkat. Değil. Anlamında kullanılan bir emir sözüdür ki bu aslına bakarsanız motorlu taşıtları kullanırken yol al. Ki bir İki eylemden. Kelime. Hayır. Tek kelime. Motorlu taşıtları. Gazla. Hızını arttırarak ilerle. Gazla değil. Değil. Hızını arttırarak ilerle. Bir saniye. Hızını arttırarak ilerle. Önce kalkışını yap. Debriyaj yap. Sonra hızını arttır. Hadi buradan. Gazla geliyor aklıma. Gelmesin o. Bir saniye, hızını arttır. Yani hani kalkışını yap güzelce, hı-hı, sonra devam et diyor. Yol al, gazla. Devam et. Hayır. Bunun daha ilerisi de var diyor. Sen bir buraya tak diyor, gerisi gelir diyor. Bilmiyorum. Önce diyor kalkışı yap diyor tamam, Cansu Hanım. Tamam, debriyaja bas. Heh, kalkışı yap, sonra diyor devam et diyor, devam et. Bilmiyorum. Neymiş? İkile, ikile. Neyse. Burada kaçırınca treni... Gitti. Bir insan evet buruluyor böyle ne neyse, yazık ki. Neyse, eğlenmemize bakalım. 8000'i aşamaya İnşallah. Bakalım. Öyle sadece eğlenerek olmaz. Şu anda olmaz. Kaç alabiliyorum en fazla? Şu anda 8700'e ulaşabilecek tamam. durumdayız. 8000'i aşmaya çalışalım. Soranlara da dersiniz ki olmaz olsun ikile diye bir soru sordular. Tamam. Buyurun geliyor yenisi. Giysiyle göğüs arası. Giysiyle göğüs arası. Ten diyeceğim. Giysiyle ten, göğüs arası. Ten. Bir tek göğüs kısmı değil ki. Bağır. Bağır mı? Paramı nereye koydum? Göğsüme. Göğsüme mi? Hayır. Harf alayım. Aldık bir harf. Sen de alayım. Giysimle göğsüm arasında büyüttüm. Koyun. Koyun. Altı harfidir, tek kelimedir efendim. Gelsin görelim. Birdenbire yakalayarak, çekerek almak. Tutmak. Kapmak. Nedir? Kapmak. Kapmaktır. 600 puan daha demektir bu. Hadi bakalım. Batı kökenli bir kelime. Şöyle sorulmuş. Ufak tane, tanecik anlamında Fransızca kökenli bir sözcük. Granül gibi bir şey geliyor. Ne diyeceksiniz? Granül. Sizi tebrik ederim hanımefendi. Şimdi daha da üzüldüm o ikileye. Ben vallahi öyle. Buyurun yenisi. Otantik bir şifa yönteminde ağrıyan başa tülbentle bağlanan yumru köklü sebze. Pek yapan kalmadı galiba artık. Yumru köklü. Böyle keserler dilim dilim de. Sarımsak gibi ama sarımsak, değil. Sarımsak. Bilmem. Uf, yanına yaklaşılmaz. Harf alayım bir tane. Allah sarımsak bağlanır mı ya? Yakar bir defa. Otantik bir yumru köklü. Aynı zamanda ilkel bir baskı aleti olarak da kullanılır. Patates. Nedir? Patates. Patates mi? Patates siniri alır derler.
bilmiyoruz. Çok da bilimsel değil. Buyurun. 7 harfli cevapların ikincisi. Sorusu şöyle. Siyasi otoritenin genellikle miras yoluyla bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni. Aterk falan değil. Batı kökenli bir kelime. Bir dakika. Bir harf alayım. Aldık bir harf. İlk sesli harfi çıktı karşınıza. O harfi. Krallık. Hı hı. Babadan oğula geçen o devlet düzeni. Evde olsam kesin bilmiştim. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Monarşi. Monarşi. 500 puan değerinde. 2800'e çıktı kasa. Halen 8000'in üzerine çıkartabilecek ama durumdayız. O kenarda. Merak etmeyin. Tamam. Haydi 8 harfli cevaplara. Mecazi anlamda anlama kavrama yeteneği. Zeka. Dikkat. Mecazi anlamda diyor. Bir de batı kökenli. Sende o nokta nokta var mı filan derler. Bence onda o nokta nokta yok. Potansiyel gibi bir şey. Almaz yani, almaz. Kapasite. Nedir? Kapasite. Geçelim mi efendim element sorunuza? Bakalım. İlgilenir misiniz çiçeklerle filan hiç? Yani annem çok ilgilenir. Bak anneniz çok iyi bilir o zaman bunu. Buyurun. Ağırlıklı olarak gübre yapımında yararlanılan, kabartma tozu ve cam üretiminde de kullanılan bir element. Bir tane alayım. Şimdi bu çiçeği azıcık döküyorsunuz, fırt bir anda kafasını kaldırıyor. Nasıl ilginç bir şey. Bir de Arap sabunu. Öyle değil miydi? Bir tane daha alayım ben. Potasyum. Potasyum. 600 puan değerindedir. Geriye kaldı 4 soru. 8000 olur. Olur mu? Evet. Hiç İki almazsam. Tane, hiç harf almazsanız tamam. Tertemiz 8000 olur. Ama bir ortaya konmuş 7500 de var. Onu da unutmadık. 7500 de güzel aslında. Düşürmeye giderek. Buyurun bakalım yeni soruya. Yağmur, kar gibi doğa olayları için birdenbire başlamak. Bastırmak. Nedir? Bastırmak. Cansu Hanım tebrikler. Yakaladığınız zaman affetmiyorsunuz. Dur bakalım bunu seviyor musunuz? Bakalım. Seviyorsanız kesinlikle hiç harf almadan cevaplarsınız. İnşallah seviyorum. Sevmiyorsanız birkaç harf aldırır. Görelim. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kolajen bakımından zengin bir çorba. Kelle paça gibi bir şey geliyor aklıma. Bilmiyorum. Kelle paça. Bildiğiniz ama pek de sevmiyorsunuz gibi. Babam onu çok sever. Birini annem seviyor, birini babam seviyor. Ben çok tercih ederim. Buyurun efendim. 900 puan. Kaldı iki soru. Yarım dakika var. Rahat edelim. Buyurun bakalım düşünelim nasıl bir soruymuş. Eleştirmek, yıpratmak amacıyla bir kimseye veya yere odaklanmak. İki kelime. Eleştirileriyle o kişiyi... iğnelemek gibi. İki kelime. Odaklanmak demiş, buna da dikkat edelim. Fokuslanmak. İki kelime. Tamam. İki kelime. Nazar etmek gibi bir şey geliyor aklıma. 5 saniye. 4 saniye. Harf alayım. Harf istedik, durdurduk. Eleştiriler sizi. Hedef almak. Hedef almak. Eleştiri okları da derler. Uçtu son gitti. Sormuşum. Son soru, tamam. Son cevap. 3 saniyemiz var. Yani buranın kumandası sizde. Harf bas. Hadi bakalım. Harfe de gerek yok bence ama siz bilirsiniz. Bakalım. Görelim. Açmak fiiliyle birlikte geçmişi harf geride alayım. Bırakıp geleceği... Temiz bir sayfa açmayalım, durun. Sayfa, yeni sayfa, temiz sayfa. 5 harfli olmalı. Beyaz sayfa. Beyaz sayfa. 900 puan değerinde. Acelecilikten oldu. Bence evet. O ikilide de acelecilikten olabilir. Oldu. Olabilir. Bir tane daha alsaydım orada. İkilide de bir tanecik harf alsaydınız şu anda bambaşka bir şey konuşuyordum. Olsun, kısmet. Eğlendim ben gayet güzel. Ben üzüldüm. Çünkü daha fazlasını o zaman ben de katılayım mı onlara gelirken? Katıl. Dördünüz birden tekrar gelin lütfen. Ve kocaman alkışlar verin Cansu Hanım'a. Teşekkür ederim.